Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati sizlerin üzerine olsun. Efendim, sakın ümitsizliğe kapılmayın. Ümitsizliğe kapılmak bize yarışmaz, bize yakışmaz. İnşallah söylediklerimi hep anlarsınız. Ben sizi %25 anlıyorum, 30% anlıyorum. İstidlal yoluyla ne söylenmek istediğini çıkartıyorum. Siz öyle zannediyorum ki beni biraz daha fazla anlarsınız. Hele hanımefendi bacılarımız, analarımız bizi inşallah anlarlar, tam anlarlar. Şimdi efendim, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizler bu dünyaya Rabbimiz tarafından denenmek için, sınanmak için gönderildik. Her birimizin sınavı, imtihanı farklı olabilir. Mesela siz çok uzaklarda dünyaya geldiniz, anadan oldunuz, büyüdünüz, yuva kurdunuz. Efendim, o doğma yurdunuzu, ata ocağınızı, çok yakın kohum akrabalarınızı koyup canınızı kurtarmak için yollara düştünüz. Bu bir imtihan. Rabbim herkesi bu kadar ağır bir imtihana tabi tutmaz. Ben de Türkiye'nin Trabzon ilinin Araklı nahiyesinin efendim Erikli diye adlandırılan köyünde dünyaya geldim. Biz de kalktık. Oranın şartları müsait olmadığı için Düzce'ye geldik. Eğitim hayatımızı tamamlamak için İstanbul'a geldik. Bu da bir imtihan. Ama şöyle bir misal verecek olursak, ağır matematik imtihanında sizin başınıza gelen üç bilinmeyenli bir denklem, bana sorulan soru sual ise 3 kere 3 kaç yapar? E ondan ne olur 3 kere 3? 9 eder. Şimdi buraya geldiniz. Bir kere kendi iç aleminizde sizin huzura ermeniz lazım. Kendi iç aleminizde, hanenizde mutlu olmanız lazım. Yine aynı şekilde illaki dışarıya çıkacaksınız, sokağa çıkacaksınız, hayat devam ediyor. Bir araya geleceksiniz. Hemşehrilerinizle bir araya geleceksiniz. Memleketten haber alacaksınız. Oradakilerin çektiklerini daha çetin bir şekilde, sizden daha çetin ızdırap çektiklerini duyacaksınız, göreceksiniz, işiteceksiniz. Yüreğiniz kan ağlayacak. Tepki vermek mecburiyetinde kalacaksınız.
Davranışlarınız hem sizi ilgilendirecek, hem davranışlarınız bırakıp geldiğiniz o dolma yurdunuzdaki, Urumçi'deki, Kaşgar'daki efendim Doğu Türkistan'daki kardeşlerinizi etkileyecek. Yani hakikaten işimiz zor. Bizi şaşırtmak için, bizi tuzağa düşürmek için, bizim içimize uğraşları, hainleri sokabilirler. Rabbim imtihanınızı kolay eylesin. Rabbim şaşırtmasın. Yani hakikaten bu hengamede hem kendimize, hem Doğu Türkistan davasına, hem oradaki bırakıp geldiğimiz efendim anamıza, atamıza, komşularımıza, aynı dili konuşan, aynı ızdırabı çeken dostlara, yaranlara zarar vermemek için hakikaten nasıl, ne şekilde hareket edeceğimizi belirlemek için basiret lazım, sağduyu lazım ve aklı selim lazım. Rabbim o aklı selimden, Rabbim o basiretten bizi mahrum kılmasın. Bizim nefsimizle hareket eden değil, aklıyla hareket eden, istişareyle hareket eden sadık Efendimizin sadık ümmetinden eylesin. Peki siz gurbettesiniz. Ben de gurbette oldum. Uzaklarda oldum, gurbette oldum. Gurbetteki insan sıkıntılıdır, ızdıraplıdır. Gurbetteki insan hasret içindedir. Anaya hasrettir, ataya hasrettir, doğma yurduna hasrettir. O doğma yurdun rüzgarına hasrettir. Obasındaki pınarına hasrettir. Yaylağındaki çiçeklerine hasrettir. En önemli, peşinde koştuğu hürriyete, azatlığa hasrettir. Peki bu ızdıraptan, bu hasretten gönlümüzü nasıl teskin ederiz? Nasıl sükûna erdiririz? İşte onun tek ilacı, bizzat benim de uyguladığım tek ilacı, Kur'an ile dostluk tesis etmektir. Onunla birlikte yoldaş olup Hakk'a giden güzergahta yola devam etmektir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, huzur bulursunuz, rahatlarsınız. Anlarsınız, rahatlarsınız. Okumayı da bilmiyorsunuz. Açarsınız, yüzüne bakarsınız. Şöyle nazar edersiniz. Elinizle birlikte onu okşarsınız, seversiniz. Gene huzur bulursunuz. Allah bizi Kur'an'dan uzak eylemesin.
yolda onu bizim en sadık yoldaşımız kılsın. Şimdi siz buradasınız. Gurbettesiniz siz. Efendim, elbette ki bakın dikkat edin. Hani bazen depresyona uğruyorsunuz. Yani bir sıkıntınız var, asabınız bozuluyor falan. Neden ağrıyor? Hiçbir tarafım ağrımıyor. Diyorlar ki seni psikoloğa gönderelim. Seni psikoloğa götürelim. En büyük psikolog, en büyük psikolog, efendim, Kur'an-ı Kerim'in dostluğunda bulmuş olduğunuz huzuru size üretemez. Sıkılıyor musunuz? Asabınız mı bozuk? Yani psikolojik dengeniz mi bozuk? Hatta ve hatta uyku programınız mı bozuk? Kur'an-ı Kerim'le dost olun. Onu okuyun. Onu okuyun. Onu okuyun. Biraz önce genç evlatlarımız ilahi söylerken kendini oku. Doğru, biz bir kainatız. İnsan bir kainattır. Kendimizi okumalıyız. Kainatı okumalıyız. Kendimize bakıp bizi yaradanın kuvvetini, gücünü, kudretini dillendirip ona şükretmeliyiz. Kainatı okumalıyız ve daha müşahhas bir şekilde Kur'an'ı okumalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i okumalıyız. Hadislerini okumalıyız. Ha, kısa sürsün, doğru. Bakın, sizin memleketten size bir mektup geldi. Gelmez ya. Bir mektup geldi. Ananızdan mektup geldi. Orada kalan halanızdan, dayınızdan mektup geldi. Sevdiğiniz birisinden mektup geldi. O mektubu kaç gün okumadan sabredebilirsiniz? Kaç saat? Kaç dakika? Hemen herkes kendine sorsun, cevabını alsın. Verecek olduğunuz cevap anında. Peki bizim en çok sevdiğimiz kim? Yaradan. İşte Yaradan'dan bize gelen kelam, mektup, yazılmış belge, Kur'an. Onu okumamak en büyük şanssızlıktır. Onu anlamak, onu okumak, onu anlamak en güzel şeydir. İşte biz Satık Buğra Vakfı olarak buradaki siz soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın, can kardeşlerimizin bu husustaki ihtiyacını karşılamak için, babalarınızın bu ihtiyacını karşılamak için efendim Safaköy'de bir Kur'an-ı Kerim kursu tesis ettik. Sağ olsun Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Müftülüğü bize gereken yardım himayeyi gösterdi. Bize yardımcı oldu. Efendim, burada hafızlık programımız var. Hafızlık programımızda 60 tane öğrencimiz var. Bu 60 öğrencinin bir kısmı efendim hafızlığını tamamladı. Bunların sayısı 13. Bu hafızlık sınıfının bir kısmı, bunlar şu anda hazırlık halindeler. Bir kısmı ise daha ileri safhada efendim eğitimlerine devam ediyorlar. Şu anda 13 tane hafızı kelam gönlüyle, hıfzıyla, hafızasıyla birlikte Allah kelamını
bünyesinde zapt etmiş yiğit sizin karşınıza çıkacak ve sizden dua talebinde bulunacak. Onların hepsini kutluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine aynı şekilde okul öncesi 4-6 yaş şurada oturdular ya, küçük küçük balaca balaca. Bunların sayısı 70. Bunlar daha yeni yeni konuşmaya başladılar. İstiyoruz ki Allah Allah Resulullah diye diye konuşmayı öğrensinler. Allah deyu deyu yürümeye başlasınlar. Yürüsünler. Tamam efendim. Ve yine hafta sonu ana dilimiz bizim Uygurca. Ana dilimizi bellemek bizim boynumuzun borcudur. Bakın dikkat edin. Burası İstanbul. Yanımızda Uygur kardeşimiz var. Biliyoruz ki ben Uygurca konuşsam o anlayacak. Uygurca konuşmam o esnada ibadettir. Hiç canınızı sıkmayın. İbadettir, ibadet. Ve hafta sonu kursumuzda da hem ana dili Uygurcayı kurallarına göre öğrenen hem de İngilizce öğrenen 20 tane öğrencimiz var. Hafta içi örgün eğitim öğrencilerimiz var. Ortaokullarda, invatip okullarında okuyan. Onlara da efendim her gün öğleden sonra temel dini bilgiler veriyoruz. Bunların sayısı da 15. Yine aynı şekilde lise ve dengi okullarda okuyan talebelerimiz var. Onların da sayısı 30. Onlara da Arap dili ve Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Hepsini topladığımız takdirde 195. Bu az mı? Hayır, bu az değil. Bu 195 kişi değil Türkiye'yi, değil Doğu Türkistan'ı, bütün dünyayı fethedecek güçtedir. Biz bunları bu şekilde yetiştiriyoruz. Onları yetiştiren, onlara emeği geçen siz anneleri, anaları tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Onlar sizin hayattaki en büyük eserinizdir. Siz onların anasısınız. Onlar sizin duanızla, sizin emeğinizle büyüyecekler. Ve inşallah hem al bayrağı hem gel bayrağı semalarda dalgalandıracaklardır. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yavrularınızın nübüvvetini göresiniz. Toyunu göresiniz. Yavrularınızın size göz aydınlığı olarak sunacak olan oldukları ahvadını göresiniz. Yolunuz açık olsun. Ümitsizliğe kapanmayın. İstikbal bizimdir. Gelecek bizimdir. Gün doğmuş, gün doğmuş, gün batmış.